Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere AVM'deyiz. Ceylin'in de Orhan'ın da dershanesi yok bugün. Kemal de dün görevdeydi, bugün evde. Hep beraber şöyle dışarı çıktık. Çocukların birkaç eksiği var, kışlık ihtiyaçları vardı. Onları bugün halledelim dedik. Bakalım. Ayakkabı, mont. Kışlık alışveriş bakalım. Evet, burada fiyatlar biraz daha uygun. Güzel. Tokal da ben hiç sevmem ama. Şu var. Ha, bu da güzel. Şu nasıl? Çok güzel ama yazar. Onlar baka dursun, bir şöyle bayan reyonuna gidelim. Bakalım neler varmış. Bakalım. Belki diyen bize çıkar. Çocukları alacaklarımızı aldık. Onları eve gönderdik. Bizim dışarıda biraz daha işlerimiz var. Ceylin'e mont ayakkabı. Orhan'a bir ayakkabı. 1000 liralık olduk yani. 3 parça şey aldık. Şimdi şöyle dışarıda biraz işimiz var. Kemal'le beraber onları halledip eve geçeceğiz. Eve geçince de yemek yapacağım. Etimi haşladım. Hazır. Pilavım hazır. Belki çorba yapacağım. Şöyle hemen kolay bir çorba yaparım. Kemal de o sırada turşuyu çıkartır. Salata yapar. Şöyle bir güzel bir saç kavurma yaparız. Eve geçince görüşürüz. Eve koştur koştur gelince çekim yapamadım yemek yaparken size. Hemen hazırladım sofrayı. Saç tava zaten etim hazırdı, hemen 2 dakikada kavurdum. Pilavım da hazırdı. Salata falan gerek yoktu, turşuyu falan çıkardım. Masamız hazır yani şu anda. Şöyle
göstereyim size. Bol domatesli saç tabağım. Turşumlu, hana turşusu çıkardım. İsteyince bundan da doğradım. Burada da domates sosum var. Domates turşum. Biliyorsunuz bunu da yapmıştım. Şimdi biz soğutmadan yemeğe geçelim. Çayımı aldım, geldim. Size şöyle ufaktan aldıklarımızı gösterelim. Celil'in de Orhan'ın da hem monta hem bota ihtiyaçları vardı. Aslında ikisinin de var. Ama buranın kışını geçirecek böyle kalın montlar değil ikisinin de. Botları da ayaklarını sıkmaya başlamış. Artık ikisinin de yani ihtiyaçları vardı. Alınması gerekiyordu. Bunlar Celil'in böyle 37 numara bir bot. Ayakları yavaş yavaş büyüyor. Yakında 39 giyer. Ve beraber giyeriz inşallah. Şöyle Orhan böyle bir postal almayı tercih etti. Bunu filodan aldık. 230-240 civarıydı yanılmıyorsam. Şöyle ayakta duruşu gerçekten çok hoş. Ben aslında yakın zamanda Kemal kendisine şöyle bir kar botu almıştı. Ben Orhan'a da öyle bir şey almasını teklif ettim ama istemedi. O böyle postal almayı tercih etti. Kemal de bunları burada askeri malzeme satan bir mağaza varmıştı. Oradan 300'e aldı. Normalde dışarıda falan biz sorduk. Bu boynlara falan bakmıştık. Valla 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira fiyatları vardı. Ama bunu askeri malzemeciden uygun bulmuşken aldı yani. Bir kere de göreve giderken giydi sanırım. Memnun yani. Ağırlığı falan da öyle çok ağır bir ayakkabı değil. Orhan'a istediğimiz gibi bir mont bulamadık. Ceylin'le şöyle bunu nereden aldık? Elsiva'dan. Böyle içi yünlü bir mont aldık. Buz mavisi. Şöyle uzunluğu biraz var. Ama burada şöyle lastik detayı var. İstediğiniz zaman büzüp kısa mont olarak da kullanabiliyorsunuz. 36'sını denedi. Normalde kızım zayıf. 36 beden ona küçük geldi. Yani böyle kolları falan kısa geldi. 38'e gidi tam oldu. Ben de 36-38 giyiyorum. Montlarda tabii ki 38 giyiyorum. Şöyle bir üzerimde göstereyim size. Bana da oldu çünkü. Gerçi vermez o aslan burcu asla. Malı çok kıymetlidir de. Belki gönlüne dersen ben de arada giyerim. Onun evde olduğu zamanlar. Şöyle. Böyle karecik detayı var. Bu şekilde. Güzel sıcacık tutan bir mont. Güzel günlerde giysinler inşallah. Bu 3 parça şey 800 civarı tuttu. Ki bot 220-230 civarı. Celil'in botlarını Dykeman'dan aldık. Orhan'ın gibi Pilo'dan aldık. Mont Elsiva'dan. Mont biraz pahalı. 350 TL'ydi. Aslında biraz daha durup indirimden alınabilir miydi? Alınırdı. Ama işte havalar soğudu. Dediğim gibi montu da çok kalın değil. Hasta olmasın yeter ki. Sağlık sıhhat olsun. Para bir şekilde kazanılıyor. Cumartesi günü misafirlerim vardı biliyorsunuz. Tatlı konusunda kararsız kalmıştım ne yapsam diye. Bugün profiterol yaptım. Tatlı olarak. O gün de cumartesi günü de havada inanılmaz derecede soğuktu. Buranın ilçesi var. Çaldıran, İran sınırına yakın bir ilçe. Yükseklik olarak da bayağı yüksek bir yer. Cumartesi günü oraya kar yağmıştı. Düşünün artık buranın ne kadar soğuk olduğunu. Evi ısıtamadık. Salon yani kombi ne kadar yüksekte yansa da bizim salon gerçekten sıkıntılı. Camlardan da soğuk geliyor çünkü. O camlara da hafta sonu bir çare düşünüyoruz bakalım. Sonra işte bir çay faslı oldu. Çay dolduralım falan derken mutfağa geldiler misafirler de. Dediler burası iyiymiş biz burada oturalım. Bize gelen misafirler zaten salonda oturmuyorlar. Biz de oturmuyoruz. Az çok biliyorsunuz. Akşamları şöyle bir dizi falan olursa o şekilde oturuyoruz. Onun dışında ben zaten salona hiç girmiyorum.
Genel olarak vaktim burada geçiyor. Buraya şöyle ufak bir televizyon olursa tamam bizim işimiz. O gün burada oturduk. Yazın balkonda oturuyoruz. Kışın mutfakta. Burada güzel samimi bir ortam oluştu. Cumartesi günü öyle geçti. Pazar günde küçük bir misafirim vardı. Barış Ali doğum gününe gittiğimiz çocuk vardı. Bu 50 yıl dönümü videosunda ufak bir görüntüsü var. Oradan bilirsiniz. Annesi babası asker. O günde hafta sonunda Alesina vardı bilirsiniz. Bırakacak da kimseleri yok. Bize teklif ettiler. Ben şöyle biraz çekingen davrandım açıkçası. Küçük çocuk. Sonuçta ben senelerdir çocuk bakmıyorum. Nasıl olur diye ama artık çok zorda kaldılar. Bırakacak kimseleri de olmayınca biz de severek baktık artık. Öyle sabah 9'da geldi. Kemal karşıladı onu. Kemal şöyle üçüncü çocuk gibi bir düşüncesi vardı böyle ufaktan ufaktan. Barış Ali'den sonra o düşünce tamamen kayboldu. Ben de Ceylin benim en küçük kızım 12 yaşında. Senelerdir yok bizim evde öyle küçük bir çocuk. Zaten sabah kahvaltı yaptı mı yapmadı mı onu bilmiyorduk. Şöyle biraz bir şeyler yedirelim dedik. O kadar bu konudan uzaklaşmışız ki çocuğa yemek bile yediremedim yani. Biz artık inşallah torun severiz. Toruna da bakmayız, severiz. Böyle ağladığı zaman annesine babasını göndeririz Kemal'cim. Öğleden sonra da annesi babası geldi. Onlarla beraber kahve içtik burada. Ondan sonra Kemal göreve gitti. İşte bugün de evdeydi. Bugün de böyle işte alışverişti, oydu buydu derken yine akşamı yaptık şimdi. Bugün biz yatak odasını çevirirken, yatağı camın önüne çevirirken yatakla gardırobun arasında şey oldu böyle. Biraz zor geçirdik yani o dönemeç yerini. Sürgülü kapının, bizim gardırop sürgülü, kapıyı bayağı sıkıştırdık herhalde biz o şeyi, bazayı çekerken. Sürgülü kapının bir tarafı böyle çok zor açılıp kapanmaya başlamıştı. Kapı açılırken böyle sürterek açılıyordu, sıkıntıydı yani. Bir süre idare ettik hani belki düzelir açıp kapattıkça dedik ama yok düzelmiyor. Bugün onun için de bir usta çağırdık, geldi sağ olsun yaptı. O altındaki bu sürgülü kapının altındaki mekanizmalar böyle bükülmüş. Yani muhtemelen bizim yaptığımız baskıyla. Zaten gerçi o taşındığımızda da değil mi öyle bir şey diyor, zorluyordu yani. Biz de işte üstüne tuz biber yaptık. Neyse yapılması gerekiyordu. O yapıldı. Sonra işte Orhan geldi okuldan. Onun gelmesi 3-3.30 buluyor. O geldi. Öyle saat 4'e doğru çıktık zaten evden. Allah'tan çıkmadan et falan haşlamıştım yani. Pilavımı falan yapmıştım. Gelince de çok zorlanmadan hemen saç tavada yapıverdim öyle kolaylıkla. Öyle yani. Bugün de bizde böyleydi. Salı günden selamlar. Bugünden devam ediyoruz. Şu anda nereye gidiyorum? Sabah şöyle A101'leri bir turladım. Bugün A101'lere Orkide geliyor. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü biliyorsunuz. Orkide de çok güzel bir çiçektir. Normal fiyatlarının neredeyse yarısına geliyor A101'e. Sabah şöyle bir dolandım dediğim gibi. Bizim burada yakınlardaki A101'lerde bulamadım. Şimdi diğer A101'lere bakıyorum. Bu arada sabah saat şu anda 10. Çocukları gönderdikten sonra ben de durmadım. Kalkıp güneşli bir gün bugün güzel yürüyüş yaptım. Bu yürüyüşü 3-4 bu 4. günüm sanırım. Geçen hafta başlamıştım. Kış günü malum hareketlerimiz kısıtlanıyor evin içerisinde. Hareket edemiyoruz. Günlük normalde 6000 adım, en az 6000 adım atmamız gerekiyor ama tabii ki atamıyoruz. Evin içinde ne mümkün yani. O yüzden yürüyüşe başladım. Bu arada yürüyüş yaparken de önceden ben hep müzik dinlerdim. Artık müzik dinlemiyorum. Kitap okumaya fırsatınız yoksa eğer kitap dinleme uygulamaları var. İstediğiniz, okumak isteyip fırsat bulamadığınız kitaplar varsa bu uygulamadan açıp dinleyebiliyorsunuz. Seslendirenin sesi de gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Biraz da onun içinde o da beni teşvik ediyor biliyor musunuz? Normalde soğuk derim. Aman bugün çıkmayayım derim falan. Merak ettiğim için kitabın da devamını evde de özellikle dinlemiyorum. O da beni teşvik ediyor. Bugün sabah 4000 adım attım. Şimdi yine dışarı çıktım muhtemelen. Yine arabayla çıktığıma bakmayın. Şimdi arabayı park edeceğim. İşim var çünkü. Sadece orkide almaya çıkmadım. Bir 2000 adım daha atarsam bugünkü kotamı dolduruyorum. En az 6000 çünkü.
Bu arada dün çekilişten bahsetmiştim. Benim gibi, ben önceden hiç inanmazdım çünkü. Şöyle bir arabayı çekeyim. Normalde ben hiç inanmazdım böyle çekiliş olaylarına. Asla çıkmaz, hani insanları kandırıyorlar falan derdim. Ama bu düşüncem 7-8 sene öncesinde değişti. 2014 yılıydı sanırım. Antalya'da yaşıyoruz biz o zamanlar. Antalya'da Özdilek AVM var. Orada böyle mini kupur çekilişi yapılmıştı. Yine böyle yılbaşına yakın. Biz tabii o zaman yine katılmamıştık, inanmadığımız için böyle şeylere. Aradan geçti, 2-3 ay falan geçti. Sonra bir duyduk ki o mini kupur bizim şirketin mali müşavirine çıkmış. Duyunca gerçekten çok şaşırmıştık. Mini kupurunu aldı, şirkete getirdi. Hani siz de gözünüzde görün diye. Gördük. İsteyenlere şöyle arabasıyla bir tur attırdı. Vallahi güzeldi. O günden bu yana bütün çekilişlere katılırım ben de. Belli olmaz. Belki 3-4 ay sonrasında biz de bir TÜGÜYEN sahibi oluruz. Olur muyuz? Şans bu. Belki şans bize de güler. Şurada bir işim var. Onu halledeyim. Eve geçtim de tekrar görüşürüz. Eve geldim. O kadar gezdim, dolaştım. Bu minicik orkide içilmiş. Ya şuna bakın. Küçücük küçücük minicik mini orkideymiş bu. Bulmuşken aldım artık. Yapacak bir şey yok. Bir tane kalmıştı zaten. Paketinden çıkartıp göstereyim size de. Şöyle yırtsam ne olur? Bir şey olmaz. Ya şuna bakın. Şuna değdileri küçücük. Minicik orkide. Buralarda da dalları var. Buralardan da çiçek açacakmış. Şimdi ben bunu toprağını değiştireyim mi? Değiştirmeyeyim mi? Kararsızım. Büyük saksıya mı alsam? Yoksa böyle kalsa mı? Bunu da çürütmekten korkuyorum açıkçası. Diğeri çürüdü. Gerçi o da taşınmanın etkisiyle çürüdü biraz da. Ne yapayım bilmiyorum. Bana fikir verin. Orkide yetiştirenler. Saksımı değiştir. Değiştirme. Sakın elleme. diye yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çok tatlı ya. Minik orkide bu. Çok güzelmiş. Çok beğendim gerçekten. Yarın bu arada öğretmenler günü. Şimdiden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Çocukların ilk öğretmeni anneleridir. Umarım çocuklarımıza iyi bir öğretmen, iyi bir anne olabiliyoruzdur. Benden bugünlük bu kadar. Burada artık kapanış yapayım. Allah izin verirse cumartesi günü tekrar beraberiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.